Yani tabii ki şu anda mesela Adli Tıp Kurum Başkanımız benim çok kıymet verdiğim, çok değer verdiğim Doktor Hızır Hocamız, Hızır Aslı Yüksek Hocamız, samimiyetinden, vicdanından ve bu ülkeye dair duygularından hiç şüphe etmediğim, çok uzun zamandır da tanıdığım çok kıymetli bir hocamız. Ben mutlaka vicdani bir şeyler yapılıyor, onun çok farkındayım. Fakat hukukçular belki daha iyi biliyorlar. Yani o dönemde belli sebeplerle, ki bu işte en temel sebep bir kere FETÖ'nün kendisi. Dolayısıyla öyle anlaşılıyor ki bugün bizim işimize yarayacak maddi deliller sağlıklı ve sıhhatli alınamamış. Öyle değil mi? Alınamamış mı? Engellenmiş. Alınmak mı ister? Engellenmiş. Alınamamış yani. Birileri engellemiş. Alınmamış. Evet. Biz şu anda öyle ya da böyle bir el yordamıyla şehit edilmiş bir genel başkanın katillerini arıyoruz. Ha, de facto olarak jürinin bir kararı olmasa da el hak biz onu kimin öldürdüğünden hiç endişe etmiyoruz, değil mi? Hele 2013'ten bu tarafa yaşadıklarımız, MİT krizi, işte 17-25 Aralık, FETÖ darbe girişimi, junta, yani bütün bunlar artık her şeyi bizim önümüze dökmedi mi? Yani bu milleti seven, omurgalı, onurlu ve haysiyetli bir siyasetçiyi bu ülkenin siyasi tablosundan çıkarmak kimin işini kolaylaştırabilirdi ve rahatlatabilirdi? Bunu düşünmek ve algılamak da zor değil. Anlatabiliyor muyum? Burada aslında bizim konuşmamız gereken bir şey var. Tabii ki Türkiye'de aslında bugün biz ne yazık ki 1925 yılında yapılan bir şeyle birlikte, Tekke ve Zaviye Kanunu var ya, onunla birlikte aslında biz bu ülkede tarikatları ve cemaatleri konuşulamaz hale getirdik. Bugün hiç kimse kusura bakmasın, bugün cemaatlerle ilgili kısım hukukta başka, döjüri başka, döfakto başka. Bir riyakarlık oynuyor muyuz? Oynuyoruz, değil mi? Çünkü şu anda normalde tekke ve zaviyeler suç değil mi? Alevilik de dahil olmak üzere. Şu an yasak. Kanunen suç olması lazım, değil mi? Yasak değil. Yasak. Suç değil de yasak. Ya, anayasal. Ya şöyle, o yasak, dolayısıyla oraya bir yasağı ihlal nedir? Yani o müdahale ediliyor idari anlamda. Heh. Dolayısıyla onu yapan birisine müdahale etmesi lazım devletin normalde, değil mi? Ama bugün geldiğimiz noktada onu da yapamıyorsun. Ama o yasayı da değiştiremiyorsun. Kilitlenmiş kalmışsın, değil mi? Aynen öyle. Ben şunu söylüyorum. Geçenlerde Rahim Er abiyle kulaklarını çınlatıyorum. İzliyorsa da buradan selamlarımı gönderiyorum. Onunla bir gün böyle konuşurken dedi ki, bu ülkenin dedi son dönemdeki siyasi tarihinin ya da yeniden ve mükemmelen bir yazılması lazım dedi.